Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere aracım hem LPG yakıyor hem benzin yakıyor. Bunun nedenleriyle ilgili bilgilendirme yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, eğer aracınız benzindeyken, benzinde kullanıyorsanız ama LPG sisteminiz de var. Aracınız da hem patırdamalı çalışır arkadaşlar. Ama bakın, şöyle net bir şey söyleyeyim. Ben örneğin mesela benzinde kullanıyorsunuz, LPG'niz bitiyorsa eğer, aracınızda patırdamalı çalışma meydana gelebilir. Yolda giderken çekiş düşüklüğü gibi, ama gazı aldığınızda aracınızda hiçbir çekiş sorunu yoksa enjektör kaynaklı olma ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Ayrıca aracınızda LPG'de kullanıyorsunuz ama benzininizi de bitiyorsa eğer, bunun nedeni arkadaşlar, yüksek devirlerde aracınız LPG'den destek almasından kaynaklıdır. Hani devir yetmezse eğer, örnek veriyorum mesela 4000 devirde, 3000 devirde eğer aracınızın devri yetmediğinde aracınız ek olaraktan LPG'den benzinden destek alıyor olabilir. Ayrıca sabahları geçiş ısınız ve geçiş süreniz uzun olursa eğer arkadaşlar, bu tür durumlarla da yine karşılaşabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, aracınız 45 dereceye ayarlıysa, LPG'ye geçme zamanı eğer uzun ise, bu tür sorunlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Ya da geçiş süresi arkadaşlar, hani şimdi mesela benim aracımda, ben dikkatimi çekmişti aldığımda, ilk aldığımda enjektörler açıldığında, yani kesiciler açıldığında, enjektör ve kesiciler açıldığında aracım benim tam 1 dakikada LPG'ye geçiyordu. Bunu ben ne yaptım? Kesiciler açıldığı dakikada 5 saniye içinde geçiş yap dediğimde, direktman komut verdiğimde aracımdaki benzin kullanım sürem yüksek düzeyde düştü. Ayrıca ara ayarlarını kontrol ettiğimde, biraz karıştırdığımda, baktığımda ikinci gördüğüm etken yüksek devirlerde LPG'den yerine benzinden kullan, hem benzin hem LPG kullan komutu açıktı. Bunu da sadece %100 olaraktan LPG kullanım yaparaktan da bu sorunu da çözdüm. Yani sizlerin de eğer arkadaşlar aracınızda hem benzin hem LPG eğer aracınız harcıyorsa, bunun belli başlı sebeplerinden bir tanesi, benzininizi yüksek devirlerde aracınız benzinden de takviye alıyordur. Ya da geçiş süreleriniz uzun olması kaynaklıdır. Yani bunun başka sebebi veya etmenleri yoktur. Tabii ki kronik, mesela örnek olan bağlantı hataları hariç. Bazı araçlarda mesela bağlantılarını ters yaptıklarında benzin enjektörleri devam çalışıyor. Bu da aracınızda hem benzin hem LPG çalışıyor. Tabii ki bu düşük devirlerde aracınızda tekleme gibi farklı şikayetlere de sizlere sebep olabiliyor. Öncelikle yani bu tür sorunlarla karşılaşırsanız eğer arkadaşlar, bunları kontrol etmeniz gerekiyor. LPG'ciye gittiğinizde benim bu şekilde bir sıkıntım var dediğinizde, onlar size yardımcı olacaktır. Hani isterseniz de siz de kablo ve programlarınızı kendiniz alaraktan siz de bu ayarlarınızı kontrol edersiniz. Yani benim size tavsiyem, kendi kablonuzu ve programınızı kendiniz bulup LPG ayarlarınızı yolda yapmanızı çok önemli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aracınızdaki hantallıklar ya da aracınızdaki tekleme, çekiş düşüklüğü gibi birçok sorunu yolda yaptığınız ayarla çözebilirsiniz. LPG'ciye gittiğinizde hemen bir kalibrasyon yap diyor. Direktmen ver 30 lira, 40 lira, 50 lira. Bunun yerine siz o vermiş olduğunuz iki ücret yerine kendinize bir programla bir kabloyu temin ederseniz, eğer internette de kontrol ettiğinizde kablo yapımı ile ilgili videolar var. Ben çekecektim ama hani zamandan dolayı fazla hani video da çekemiyorum. Bir bilgilendirme yapayım dedim sizlere. Siz de bu şekilde programda ve kablosunu eğer temin ederseniz kendi yol ayarınızı yaparsınız. İnanın ki bozaraktan yaparsınız ama vermiş olduğunuz o LPG'ye vermiş olduğunuz paranızı inanın ki hemen çıkartırsınız. Eğer aracınızda da sizin hem benzin ve LPG'de bu şekilde bir tüketim varsa, mutlaka ve mutlaka
LPG sistemindeki ayarlarınızı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Benim başıma gelmedi ama ben bir arkadaşta da yani ondan duymuştum. Aracında hem benzin ve LPG tüketimi varmış. Bunun sebebi de LPG EcoS'u çıktı. Yani bazı zamanlarda da bu şekilde LPG EcoS'undan da kaynaklı sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Bunları kontrol ederseniz sizler için avantaj sağlayacaktır. Çünkü arkadaşlar şimdi hem benzin hem LPG'yi kullanırsa aracınız, örnek veriyorum özellikle at değerlerde, bu at devirlerde kullanırsa, emin olun ki arkadaşlar aracınızda subap yanmalarına kadar, hani fakir karışım olacağından dolayı subap yanmalarına kadar gidebilir. Ama zengin karışımda bu tam tersi, hani o kadar etkilemese de subapları, fakir karışımda arkadaşlar araçlarınız %90 subap yapmaya, subap lastiklerini yakmaya, gayt lastiklerini yakmaya gibi sebepler, hatta subap eğilmelerine, subap vurmalarına kadar gidebilmekte. Bu tür konularda destek olmamı istediğiniz konular varsa, eğer sizlere yardımcı olacağım konular varsa, yorum yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yorum yaparsanız ben de sizlere elimden geldiğince, bilgim dahilince sizlere yardımcı olurum. Özellikle kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olaraktan da bana destek olabilirler. Hepinize teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Hepinize iyi seyirler dilerim.